Performans ve yük testlerini yapma. Birçok geliştirici bir ASP.NET uygulaması için Visual Studio 2010 araçlarıyla karmaşık web yükü testleri kurup çalıştırabileceğinin farkında değildir. Bu araçlar sadece Visual Studio'nun Ultimate sürümünde bulunmaktadır. Ultimate sürümünüz yoksa bu bölümdeki uygulamaları gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu derste iki çeşit test oluşturulacaktır. Performans testi iş yükü altında bir sistemin ne kadar hızlı çalıştığını belirlemek için yapılır. Yük testi ise belirlenmiş bir performans testini başlatıp web sitesinin performansını incelemek için kullanılır. Bu derste şekildeki solution dosyası kullanılacaktır. Bu uygulamada basit bir ASP.NET sitesi bulunmaktadır. Şimdi F5 tuşuna basarak uygulamayı çalıştırın. Bir geliştirme sunucusunda çalışıldığı için web testlerini oluşturmadan önce yerel bilgisayardaki port numarasının kopyalanması gerekiyor. Bunu kopyalayıp tarayıcı penceresini kapatın. Daha sonra test menüsünden New Test komutuna tıklayın. Açılan pencereden Web Performance Test seçeneğini seçin ve teste Go to ASP adını verin ve OK düğmesine tıklayın. Açılan pencereye Basic Load Test yazın ve OK düğmesine tıklayın. OK düğmesine tıkladıktan sonra Solution klasörü ve GoToASP.webTest dosyası oluşturulmuştur. Ayrıca yeni bir Internet Explorer penceresi Web Test Recorder eklentisiyle açılacaktır. Az önce kopyalanan URL adresini buraya yapıştırın ve sayfaya gidin. Buradaki ASP.NET linkine tıklayın. Ardından tarayıcının geri düğmesine tıklayarak ilk sayfaya dönün. Şu ana kadar yapılanlar kaydedildi. Şimdi Stop düğmesine tıklayın ve testi sonlandırın. Yeni bir test oluşturmak için Test menüsündeki New Test komutuna tıklayın. Açılan pencereden Web Performance Test seçeneğini seçin ve test name'e File Test adını vererek OK düğmesine tıklayın. Açılan test sayfasına URL'yi tekrar yapıştırın ve login bağlantısına tıklayın. Açılan sayfaya rastgele bir kullanıcı adı ve şifre yazarak login düğmesine tıklayın. Giriş sayfası hata verecektir. Şimdi home bağlantısına tıklayarak ana sayfaya dönün. Testi bitirmek için stop düğmesine tıklayın artık iki performans testi bulunmaktadır. Şimdi bir tane de yük testi oluşturulmak istenmektedir. Yük testi sitedeki iş yükünü simüle etmektedir. Test menüsünden New Test komutuna tıklayın. Açılan pencereden Load Testi seçin. Test adını varsayılan olarak bırakın ve OK düğmesine tıklayın. Yük testi oluşturmak için bir sihirbaz görüntülenecektir. Next düğmesine tıklayın ve ikinci pencereyi görüntüleyin. Burada senaryo için bir isim verilmesi istenmektedir. Varsayılan seçenekleri kabul ederek Next düğmesine tıklayın. Bir sonraki ekranda siteyi inceleyen 25 kullanıcının olduğu varsayılacaktır. İsterseniz bu değeri arttırıp azaltabilirsiniz. Bir sonraki ekranı Next düğmesine tıklayarak atlayın. Bu ekranda az önce oluşturulan iki test eklenecektir. Ekleme işlemi için Add düğmesine tıklayın. Açılan pencereden iki testi seçin ve OK düğmesine tıklayın. Testler eklendikten sonra Next düğmesine tıklayın ve bir sonraki pencereye geçin. Burada kullanıcıların bağlandıkları ağ bağlantı tiplerinin nasıl olacağı seçilecektir. Add düğmesine tıklayarak yeni bağlantı tipleri ekleyebilirsiniz. Bu test için yeni bir bağlantı tipi eklenmeyecektir. Bunun nedeni bazı ekstra ağ ayarlamalarının yüklenmesi gerektiği ve bunun da zaman almasıdır. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Next düğmesine tıklayın. Burada test için kullanılacak tarayıcıları seçebilirsiniz. Add düğmesine tıklayarak yeni tarayıcılar ekleyebilirsiniz. Next düğmesine tıklayarak bir sonraki pencereye geçin. Bu pencerede sunucuya karşı çalışacak diğer bilgisayarları ekleyebilirsiniz. Sadece bir bilgisayar kullanılacağı için Next düğmesine tıklayarak test süresini belirleyin. Testin çok uzun sürmemesi için run duration süresini 30 saniye olarak ayarlayın. Finish butonuna tıkladığınızda test başlamaya hazır haldedir. Test işleminden önce uygulamanın değerlenmesi gerekmektedir. Test menüsünde bulunan window açılır listesinden test list editor komutuna tıklayın. Buradan az önce oluşturulan Low test 1'i seçin ve F5 tuşuna basarak uygulamayı çalıştırın. Testi çalıştırmak için Run Test düğmesine tıklayın. Test işlemi 30 saniye sürecektir. Test işlemi bittiğinde Result alanında testin bittiğini belirten Completed yazısı görüntülenecektir. Test run completed bağlantısına tıkladığınızda test sonuçlarının ayrıntılarını görebilirsiniz. Completed yazısına sağ tıklayıp View Test Results Details komutuna tıklayın. Summary bölümünde testin ne zaman çalıştığını, ne kadar sürdüğünü ve en yavaş sayfaların hangileri olduğu bilgilerini görebilirsiniz. Testle ilgili ayrıntılı grafiklere Graph bölümüyle, ayrıntılı tablo bilgilerine ise Table bölümüyle bakabilirsiniz. Table alanındaki fault login ve go to asp testlerinin nasıl çalıştığını ve her bir testin ne kadar sürdüğünü görebilirsiniz. Performans ve yük testi hakkında öğrenilecek şeylerden birisi de geliştirici bilgisayarınızda asla yük testini çalıştırmamanızdır. Bunun yerine bir test bilgisayarı oluşturabilir ve siteyi o bilgisayarın test etmesini sağlayabilirsiniz. Bu testlerinizi daha gerçekçi bir ortamda yapmanızı sağlar.